Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde tekrar birlikteyiz. Bugünkü dersimizde tarihte kaynak kullanımı, tarihte kaynak çeşitleri, tarihe yardımcı bilim dalları ve tarih biliminin özelliklerini birlikte göreceğiz. Şimdi tarihte kaynak kullanımı, tarih bir sosyal bilim dalıdır. Bilinmeyene yönelerek onu kendi yöntemleriyle keşfetmeye çalışır ve bilimsel bilgiyi ortaya çıkarmak için de kaynaklardan yararlanacaktır. Bu tarihi bilim yapan bir özelliktir. Çünkü kaynak olmadan tarihi gerçekleri ortaya çıkarmak ve onları yazmak mümkün değildir. Şimdi bu kaynak çeşitleri olarak öncelikle tarihi bilgiye kaynaklık eden bütün malzemelere kaynak denir. Tarihi bilgiye kaynaklık eden her türlü malzemeye kaynak adı verilir. Şimdi kaynaklar öncelikli olarak zamanına göre ikiye ayrılır. Olayın geçtiği dönemde oluşturulan bir kaynak, birinci kaynak ya da ana kaynak denir. Eğer olayın geçtiği dönemde oluşturulan kaynaklara bakarak ya da olayın geçtiği döneme yakın bir dönemde oluşturulmuş kaynaklara ise ikinci kaynak denir. Olay meydana geldiği dönemde oluşturulmuşsa, Sümerler ilk yazıyı bulmuşlardır. O dönemde kullanılan tabletler, yazılı tabletler birinci el kaynaklardır. İstanbul'un fethinde kullanılan şahi topları birinci el kaynaklardır. Tarih öncesi döneme ait bulunan çanak, çömlek, kemikten, taştan veya farklı nesnelerden yapılan kesici aletler birinci el kaynaktır. Eğer bu kaynaklara bakarak yeni bir kaynak oluşturulacak olursa buna da ikinci el kaynak denir. Bu şekilde zaman olarak kendi arasında ikiye ayrılır. Olay meydana geldiği dönemde oluşturulan kaynaklara birinci el yani ana kaynak, birinci el ya da ana kaynaklara bakarak oluşturulan kaynaklara ise ikinci el kaynak denir. Bir de kaynakların sınıflandırılması. Yani kaynakların malzemesinin neyden yapıldığına göre kendi arasında dörde ayrılır. Bunlar sözlü, yazılı, kalıntı, sesli ve görüntülü kaynaklar olmak üzere kendi arasında dörde ayrılır. Sözlü kaynaklar kişilerin, toplumların, milletlerin dilden dile birbirlerini aktararak günümüze kadar getirmiş olduğu kaynaklardır. Bunlar herhangi bir yerde yazılı değildir. Sözle toplum kendi içerisinde bir sonraki nesillere konuşarak, anlatarak aktardığı belgelerdir. Bunlar efsaneler, menkıbeler, destanlar, atasözleri. Bunlar sözlü kaynaklara girmektedir. Ve bu arada destanlar kendi arasında ikiye ayrılır. Yazılı ve sözlü olanlar. Burada sözlü olanlar bu kısma girmektedir. Yazılı kaynaklar ise herhangi bir nesnenin üzerine nereye yazılırsa yazılsın fark etmez. Kağıt da olur, kaya parçası olur, bir anıt mezar olur, ağaç yapraklarından olur, ağaç kavuklarına, kemiklere, deriye vesaire nereye yazılırsa yazılsın. Bir nesnenin üzerine yazılan ve hangi dilde ya da hangi alfabede olursa olsun yazılmış olan kaynaklara ise yazılı kaynaklar denir. Yani bir yerde yazılı veya yazının olması gerekir. Bunlar tabletler, kitabeler, fermanlar, beraatlar, paralar yazılı kaynaklara girmektedir. Yazılı kaynaklar özellikle milattan önce 3200'lerde Sümerlerin yazıyı bulmasından itibaren kullanılmaya başlanan bir kaynaktır. Çünkü onun öncesinde yazı bulunmadığından, yazı olmadığından yazılı kaynaklara ulaşma imkanı zaten yoktur. Üçüncü olarak kalıntılar ya da diğer adıyla gerçek eşya ve nesneler. Bunlar genelde su veya toprak altında kalmış olan buluntulardır. Arkeoloji bunları ortaya çıkarır. Bu kazılar sonucunda ve tarihi açıklanması amacıyla tarihin hizmetine verir. Bunlar da özellikle yazının icadından önceki dönemle ilgili bilgi edinmemizi sağlayan kaynaklardır. Bunlar tarih öncesi döneme ait bir insan iskeletinden tutun, kesici aletler, çeşitli malzemelerden yapılan kesici aletler, av malzemeleri, yiyeceklerini saklamak için o dönemde insanların yaptığı çanaklar, çömlekler, saklama kapları, bunlar hep arkeolojik buluntulara girer. Yani kalıntılara girer. Dördüncü olarak sesli ve görüntülü kaynaklar. Bunlar da yaklaşık olarak 100 yıllık bir geçmişe sahiptir. Çünkü
Teknolojinin gelişmesiyle ancak 100 yıl kadar önce ses ve görüntünün kaydedilmesi, bir yere aktarılması sonucu oluşturulan belgelerdir. Resimler, fotoğraflar, filmler, video bantları gibi malzemelerdir. Fotoğraf makinesinin kullanılmaya başlanması, ses ve video kayıtlarının yapılması bundan yaklaşık olarak bir 100 yıl kadar bir geçmişe sahiptir. Bunlar da malzemesinin oluşturulmasına göre tarihi kaynakların sınıflandırılmasıdır. Peki tarih bilgi değişir mi? Acaba tarih bir konuyu açıklarken, bir olayı açıklarken evet olay budur, bunun dışındaki şeyler, olacak bilgiler yanlıştır ve bu değişmez midir? Tarih kesinlikle böyle bir şey demez. Çünkü tarihte bilgiler değişebilir. Tarih bilgilerin değişmesinin şartı yeni bulunan bilgi ve belgelerdir. Eğer yeni bilgi ve belgeler elde edilecek olursa tarihi bilgi değişebilir. Bunun en basit örneklerinden biri insanların tarımla uğraştığı, yerleşik düzene geçtiği, bundan yaklaşık olarak 8000 yıl kadar yıl önce olduğu düşünülürken son yıllarda yapılan kazılarda Şanlıurfa'nın Göbekli Tepe bölgesindeki kazılarda insanların bundan 8 bin yıl kadar önce değil, bundan 10 bin yıl kadar önce çok da eski bir döneme ait tarım aletleri, tarımsal faaliyette bulundukları, dini inanışlara sahip olduklarını gösteren belgeler elde edildiği için buradaki bilgi değişir. Bir diğer örnek, uzun bir süre Osmanlı Devleti'nde ilk defa paranın basıldığı dönem Orhan Bey dönemine aitti. Çünkü eldeki para örnekleri en eskisi Orhan Bey dönemine aitti. Ancak daha sonraki dönemlerde Osman Bey dönemine ait paralar bulununca Osmanlı'da ilk para basımı Orhan Bey dönemi bilgisi değişir, Osman Bey dönemine geçer. Dolayısıyla yeni bilgi ve belgeler ortaya çıktıkça tarih bilgilerde değişiklik olması mümkündür. Tarih diğer beşeri ve sosyal bilim dallarından ayıran önemli fark. Diğer bilim dalları insanı ve doğayı bir yönüyle ele alırken tarih insanı her yönüyle ve bütün yaptıklarıyla anlamaya ve anlatmaya çalışır. Tarih yöntem olarak diğer bilim dallarından farklılık gösterir. Diğer bilim dalları olayları açıklamak için deney, gözlem, tekrar yaparken tarihte deney, gözlem, tekrar metotları uygulanmaz. Çünkü tarihin bu özelliği yoktur. Ama tarih bir sosyal bilim olması nedeniyle tarihin kendisine has açıklama yöntemleri vardır. Tarih olaylar arasında sıkı bir bağ bulunur. Fizik ve doğa bilimlerindeki gibi belli yasaları, belli kanunları yoktur veya bu kanun koymak gibi durum söz konusu değildir. Tarihi olaylar açıklamak için gerekli olan tek şey belgedir. Belgeler bulunduğu sürece, eldeki belgeler uyarınca tarihi olaylar hakkında açıklama yapar. Tarihte kesinlikle deney, gözlem, tekrar yapılmaz. Tarih olayları açıklarken çeşitli kaynaklardan, belgelerden elde ettiği bilgilerle, bulgularla olaylar açıklar. Yalnız bu belgelerle olayları açıklarken diğer farklı bilim dallarının uzmanlık alanlarına da faydalanır. Mesela tarih coğrafyadan, sosyolojiden, felsefeden, kronoloji, etnografya, hukuk, arkeoloji ve daha birçok bilim dalından yardım alarak belgeleri ortaya koyar ve ondan sonra açıklamayı yapar. Şimdi bunlara tarihe yardımcı bilim dalları denir. Yani olayların açıklanmasında tarihe yardımcı olan bilim dallarıdır. Coğrafya, yer ve iklim bilimidir. İnsan ve mekanın karşılıklı etkileşimini araştırır. Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelmiştir. Yani dünya üzerinde bir noktada meydana gelmiştir. Nerede meydana geldiği sorusuna coğrafya yardımcı olacaktır. Acaba neresi? Afrika'nın kuzeyi mi? Afrika'nın güneyi mi? Avrupa mı? Asya kıtası mı? Amerika kıtası mı? Hangi bölge? Ön Asya, Orta Asya, Uzak Doğu, İç Avrupa, Anadolu. Bu şekilde bu sorulara cevap verecek olan coğrafyadır.
Tarih olaylarının oluşma esnasında iklim, yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetler, konum da birçok coğrafi faktörler etkilidir. Ve bu faktörlerin bilinmesi tarih olayların tüm yönlerinin aydınlatılmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Çünkü bir olayın üzerinde o bölgenin iklimi etkiliyse iklimi açıklayacak olan coğrafyadır. Örnek, Türkler Orta Asya'da neden göçebe bir yaşam tarzı sürdürmüşlerdir? Sorusunun cevabı coğrafyanın vereceği bilgidir. Çünkü Orta Asya'da karasal iklim hüküm sürmektedir. Bu bölgede tarım faaliyetleri zordur. Bunun yerine daha uygun olarak hayvancılığa yönelmişler ve bu yüzden Türkler hayvancılıktan dolayı göçebe bir yaşam tarzı sürdürmüşlerdir. Bu bilgiyi bize verecek olan coğrafyadır. Bir diğer bilim dalı kronoloji. Diğer adıyla zaman ya da takvim bilimidir. Çünkü tarihi olaylar mutlaka bir zaman dilimi içerisinde meydana gelmişlerdir. Ve bu zaman dilimini belirtmekte de kronoloji tarihe yardımcı olur. Takvim veya zaman bilimi. Tarihi olay, zaman önemli bir unsurdur. Olayların meydana geldiği tarihin bilinmesi ya da olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olur. Bazı olaylar ki tarihte çok örneği vardır. Olay meydana geldikten sonra ki her olayın mutlaka bir sonucu vardır. Bir olayın sonucu başka bir olaya sebep olabilmektedir. Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan ağır anlaşmalar İkinci Dünya Savaşı'na neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu İkinci Dünya Savaşı'nın sebebi olmaktadır. Dolayısıyla zaman bilgisini ortaya koyarak olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmaya kronoloji yardım etmektedir. Tarih olayının zamanın belirlenmesinde sıralanmasında tarih bilimi kronolojiden faydalanır. Bir diğer bilim dalı arkeoloji yani kazı bilimidir. Kazı yoluyla toprak ve su altındaki kalıntılar ortaya çıkarılır. Kalıntılar ortaya çıkarılır. Özellikle tarih öncesi döneme ait dönemlerle ilgili tarih öncesi dönemde bilgi edinmek için toprak veya su altında kalmış olan bu tür kalıntılar ortaya çıkarılarak tarihin yardımcı bilim dallarından biri oluyor ve tarihin bu konuyu açıklamasına yardım etmektedir. Arkeoloji özellikle yazılı kaynakların olmadığı dönemlerin aydınlatılması açısından önemlidir. Arkeoloji yalnızca dediğimiz gibi toprak altında bulunan kalıntıları değil, su altında da bulunan kalıntıları da çıkarmaktadır ki burada arkeoloji kendi arasında ikiye ayrılır. Bir denizaltı ya da su altı arkeolojisi veya toprak altı arkeolojisi olmak üzere. Bu sayede ticaret, sanat, ekonomi, kültür, ulaşım gibi birçok konuyla ilgili bilgilere ulaşmak mümkündür. Bir diğer yardımcı bilim dalı antropoloji. Antropoloji ırk bilimidir. İnsan ırkını inceler ve kültürlerin gelişmesini araştırır. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran bu bilim dalı insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasında yardımcı olur. Antropolojinin bir dalı olan sosyal antropoloji ise toplumların kültürlerin başlangıcından günümüze kadar olan gelişmeleri inceler. Yani toplumların ırkını inceler. Acaba Sümerler Türk müydü? Böyle bir iddia var. Bunlarla ilgili bulunacak iskelet yapısı, Türk ırkının iskelet yapısıyla karşılaştırılarak fikir edinilebilir. Romalıları kuranlar, Etrüksler, Anadolu'dan gitme. Acaba bunlar Türk müdür? Onların iskelet yapısıyla, Türklerin iskelet yapısı, kafatası yapısı incelenerek aynı soydan geldikleri veya gelmedikleri ile ilgili açıklama yapar. Bu bilgiyi tarihe verir ve tarih bu alanla ilgili açıklama yapar. Bir diğer yardımcı bilim dalı filoloji. Filoloji dil bilimi. Bilim dalı filolojidir. Filoloji dil bilimidir. Dillerin tarihinin gelişimini ve değişimini araştırır. Filoloji diller arasındaki akrabalık bağlarını, sözcük alışverişlerini araştırır. Göç hareketlerinin açıklanmasında, toplulukların yakınlık derecelerini ortaya koymada tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
Etnoloji, diğer adıyla etnografya, kültür bilimidir. Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceler. Bu incelemeler sonucunda etnografyanın ortaya çıkardığı bilgiler tarihi belgelerin az olduğu durumlarda büyük önem arz etmektedir. Yani toplumların örf, adet, gelenek, göreneklerini izle, bayramlarda büyüklerle öpülür. Acaba neden? Bu bize has olan, bize ait olan bir kültürdür. Veya uzak doğu bazı ülkelerde kadınlar boyunlarına taktıkları halkalarla boyunlarını uzatmak bir gelenektir onlarda. Veya farklı farklı toplumların örf adetlerini inceleyerek tarihe bu konuda yardımcı olan bir bilim dalı olacaktır. Diplomasi, siyaset bilimidir. Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirmesini yapar. Belgelerin sahte olup olmadığı, hangi makama yazıldığı, belgelerin üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiği, kurumlar ve devletler arası yazışma şekilleri, bürokrasi, hukuk, devlet politikası, yönetim anlayışı ve benzeri konularda tarih bilimine yardımcı olmaktadır. Numizmatik veya meskutat, para bilimidir. Tarih içerisinde basılan milletlerin, devletlerin basmış olduğu paraları inceler. Para, üzerinde yer alan bazı yazılar, devlet, hükümdar, devletin mali gücü gibi konularda tarihçilere önemli ipuçları vermektedir. Mesela para neyden basılmış? Bakırdan mı basılmış? Gümüşten mi basılmış? Altından mı basılmış? Hangi malzemeden basıldığı o ülkenin ekonomik yapısını da ortaya koyacaktır. Eğer bakırdan basılmışsa ekonomik olarak güçlü olmadığını gösterir. Ama altından basılmışsa ekonomik olarak çok güçlü olduğunu gösterecektir. Bu şekilde paralar da tarihe bu konuda önemli bilgiler sunmaktadır. Heraldik, arma bilimidir. Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler. Ekranda da gördüğünüz gibi mesela çift başlı kartal, Büyük Selçuklu veya Selçukluların kullanmış olduğu bir armadır. Hemen onun yanında Osmanlı arması vardır. Bunların üzerinde belli anlamlar, ifadeler, belli semboller, işaretler mevcuttur. Epigrafi, kitabeleri inceler. Epigrafi bilimi, filoloji ve paleografya bilimleriyle işbirliği içerisinde çalışır. Anıtlar üzerindeki kitabeler ait olduğu dönem hakkında önemli bilgiler verir. Yani kitabeleri inceler. Bu kitabelere örnek Orhun kitabeleri gibi. Paleografya yazı bilimidir. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler. Bir toplumun dilini bilmek tarihi araştırmalar için yeterli değildir. Dille birlikte kullanılan yazının da bilinmesi gerekir. Örneğin Mısır tarihi incelenirken hiyeroglif, Orta Asya Türk tarihi incelenirken Orhun, Uygur ve Çin alfabelerinin bilinmesi gerekir. Ancak bu şekilde bunlarla ilgili bilgileri açık, net, anlaşılır bir şekilde, ayrıntılı olarak daha iyi bir şekilde verecektir. Evet, paleografya yazı bilimidir. Sosyoloji toplum bilimidir. Toplumsal olaylara bağlı olduğu genel kuralları, toplumların oluşturdukları kurum ve kuruluşları, insan ve toplum yaşamını etkilerini inceleyerek tarihe yardımcı olmaktadır. Sigilografi, mühür bilimidir. Tarihin yazılmasında belgelerin gerçek olup olmadığını anlaşmasının da büyük bir önemi vardır. Bir diğer bilim dalı karbon 14 metodudur. Özellikle karbon 14 metoduyla tarihi belgelerinin veya bir insan iskeletinin yaşının belirlenmesinde karbon 14 metoduyla yaşı belirlenir. Böylece ne kadar geçmişe dönük olduğu, yaşının kaç olduğu gibi bilgilerin ortaya çıkarılması sağlanır. Evet, bugünkü konumuz da bu kadar gençler.
İnşallah size faydalı olmuştur. Yeni bir derste görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.